Selamlar arkadaşlar, Strateji Derisi'ne hoş geldiniz. Ben Erkan ve Amerika'nın Fatihleri serimize devam ediyoruz. Yakup Paşa ve Serkut arkadaşımızla. Evet arkadaşlar, başlayabiliriz herhalde. Yani. Paşa biraz sıkıntılı galiba, hadi paşa. Oh yendik. Oha, yendik. Orada mı kalmıştın? Serkut, erken öldü yengeniz. Evet, en son yengemiz ölmüştü. Allah, tekrar düşürdüler orayı da ya. İyi oldum. Yapma! Ne oldu Serkut? Paşam çok... Aha! 11 bin asker üzerine doğru yürü Serkut. Of of of. Onun da var. Sen nerede savaşıyorsun? Var. Ben göremiyorum o savaş yerlerini. Uzak kaldı paşam. Şu anda abi Mani'den bir ordu geliyor Uyayam ile. Ordusu Jort olacak yakında. Ya ben şehir isimlerini değiştireyim ya. Sen 4000 askerin mi sadece Serkut senin? Paşam manpower gitti ya. Serkut ordun yeniliyor Makaya ha. Makaya Puno. Şunu okuyamıyorum, bunu değiştireyim. Ne diyeyim buraya? Balıkesir diyeyim. Paşam bunlar çok fena. Ordusu güçlü ya. Sende disiplin şeyi yok muydu ya? Hayda. Şimdi askeri düşürüyor. Olan kim yükseldi aramızda? En güçlüsü sanırım Serkut. Serkut bak, sen savaş içindesin. Askeri olarak yüksek ki düşmanlarını yen. Paşam şu an öyle bir girişime giremiyorum. Ama çok kötü olabilir senin için. Bak, seni düşünerek deniyorum Serkut ya. Yani. Aman 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 aman. Ne yapacağız ya bu Kusko'yla bilmem kimi? Çaresizler arkadaşlar, doğru duydunuz. Vallahi bu savaştan yine beyaz barış yapacağım ama çok şey istiyorlar ya. Çaresizlik. Arabeske bağlayacağım burada ulan. Evet. Serkut, sana borç göndereyim mi? Allah, yine girdiler. 200 altın gönderebilirim borç. Yok paşam ya. Gitti ordun Jord. Ordun Ortingen mi oldu? Ortingen. Ne yapacaksın şimdi, bu savaşın sonucu nasıl bileceğim? Şimdi bu savun hala 8000 asker ya. İstiyorsan yardıma geleyim diyeceğim ama ne teklif sunacaksın ki bana? 100 altın. Fena fikir değil. Tamam, kabul ediyorum. Valla. Çıkarma yapabileceğim paşam. Toplarım bir yerde orduyu, sorun değil. Geleyim mi? Gel. Ama dur, benim manpower birikmesi lazım. Benim iç savaş sıkıntım var aslında. Ova extension düşene kadar sorun olmaz. Şunu da, şu meseleyi tamamladık. Gözümü aslında kapatıp stability düşüşüne razı olup direkt uzak bir devlete dalsam mı acaba diye düşünüyorum. Hak iddiası olmadan çat. Ama valla dikkat et, çok geri kalırsın admin. Daha admin puanı lazım koloni devlet, koloni kurmak için. Ben harcamam zorunda kaldım. Ova extension yedim çünkü. Teknoloji şey yapacağız ya. Yani toprak vallahi genişlettikçe mecburen zaten harcayacağız onu. Yani birinizi atlasa da artık bir şey. Anam biri bana saldırıyor. Kusko savaş açtı bana. Oha, benim zayıflığımı fırsatlıymışlar. Ciddi savaş açtı. Ben hemen asker yapayım diyeceğim ama adam gücü, Allah cezanı vermesin. Bir tane yapayım şuraya. Demek ki benimkinin ölmesi işe yaradı aslında. Paşam yardım et bize, yardım et. Ay Serkut, bakayım burada ne tür toprak isteyebilirim. Nereden? Aa, iç savaş sorunu bitti mi bende? Kabul edilen kültür mü? Hangi kültür kabul edildi etmemeli? Herifler direkt geldi ya. Birazcık moral artışı çözüm olsaydı bari. Oha, 10.000 o. İyi Serkut, 11 hadi çağır beni savaşa, geliyorum. Geliyor mu? Hızını düşür paşam biraz ya. Bak, hızdan kaybettik biz. Ne alakası var? Barışı kabul ediyor da paşam. Karadan geliyor. Ben dağılacağım galiba ya. İki devlet bütün ordularıyla dağıldılar. Hazırlıksız yakalandım. Teknolojiyi arttırıyorum hemen, mecburen. Oo, ben karadan gelirsem çok zaman kaybederim ya. Denizden gel paşam. Denizden tamam, ama 5-5 indiririm ancak. Tamam, 5-5 in. Benim topraklara in 5-5.
He, Havana'ya ineyim, ondan sonra Havana'dan getiririm hızlı bir Yo, şey. Şeyden de gidebilirsin. Ecap senin mi? Ecap benim. Tamam o zaman. Ama artık değil. Geçmiş olsun. Havana'ya gidiyorum. Ya yok, buraya geleyim. Çortili'ye çıkar, Çortili. Küfür mü ediyorsun Serkut? Savaşa katılıyorum, küfür ediyorsun ya. Toprağın adı öyle paşam. Ha pardon. Beyler ben Mortigern galiba ya. Aman vallahi, aman. Çok fena yedim darbeyi. Şu an var olan ordum yok güzel oluyor. Tamamen kaybetmek üzereyim. Tüm yok olmayasın. Öyle olacak galiba. Yok canım, fazla toprak isteyemezler galiba. Bilemiyorum ki. Ama bu savaşı evet kazandım galiba ya. Bir tane daha paralı asker alayım şuraya. Erkan abi diren. Normal asker yapamıyorum. Paralı takılacağım mecburen. Ya ama borca yani bas artık. Borç yap ben, uzun süre. Yani. Bende de 10.000 asker var maksimum. Adamlar i̇şte 20.000 ile geldi. İşte teknolojik seviye yükselmiyorsunuz ki abi. Ben arttırdım vallahi artık. %5'inizi aldınız yani. Sen yükseldin ben mi? Ben almadım. Yükseldim. Ben yükseldim kara teknolojisine asker. O zaman alakası asker yokmuş ki. %5 ben de yükseliyorum. O demek ki bununla alakalı değilmiş, evet. Boşuna birbirimize pislik yaptık yani açıkçası. Aynen. O değil de Serkut 17.000 askerle bekliyorlar. Ben bunlar nasıl yeneceğim burada ya? Başkan ben de 4.000'lik bir kuvvet getiriyorum. Ha iyi o zaman. Sen onunla yenebilecek misin o 5.000'le? Hı? E toplam kaç bin askerin var? 9.000 askerim var. Ha. Onları orada yıkmamız lazım. İyi kültür değişimine güzel bir şekilde el attık. Kör kişi oldum. Savaş bahanesi çıktı paşam sana da. Hepsi dağmış buraların ya. Canım sıkılıyor ya. Ben kötü bir yerdeyim. Hemen dağa çıkıyorum. 10.000 asker hazır bekliyor şu anda. Tamam ben de askerimi şeye arttırıyorum. 7.000'e. İyi beraber dalarız o zaman. Liderim de var. İyi değil belki ama işe yarıyor. Bu düşman toprakları mı? Neresi? Aha geliyor. 7.000'den savaşırım ben burada. Evet. Serkut get. Haydi bismillah. Oo paşam bir komutan geldi. Dur girsin oraya. Ben orada onu yerim. Tepe paşam orası. Tepe ben de oraya geçeyim. Giremesin. Girsin. İzin ver girmesine. İzin ver. Tamam. Sabitleşsin. Tamam giriyoruz. Hadi bakalım. Çabuk. Diğerini bit. Tabii girelim paşam, ilerlemeden yiyek. Sayımız fazla, teknolojik olarak ilerideyiz bunlardan. Sıkıntı yok. Hadi ben de geldim paşam. İyi olacak. Sen ne durumdasın Erkan abi? Başkentimi ele geçiriyorlar şu anda. Aa ordun bitti mi? Yedik paşam ordum, yedik. Ordum bitmedi ama onlar şu anda 20.000 orduyla şeydeler. 22.000 Senin kaç bin askerin var abi? Benim 9.000 şu an. Ya istiyorsan Serkut, Erkan abi yardıma koş. Paşam burada seni tek bırakırsam yerler seni. Bitirdik lan 11.000 askeri kaldı bir bunların. Şehirlerin ele geçirilmesi lazım. Şehrini ben kuşatırım ya, senin adına değil de benim adıma. nasıl olacak o iş? Şehirler benim paşam, oraya dokunma. Neyler bu senin? Şehirlere dokunma. İyi dokunmuyor. O değil de ben Erkan abi nasıl yardıma gideceğim onu çözemedim. Sen göremiyor musun Erkan abi? Yok. Yok oraya sen gelemezsin ya paşam. Vallahi gelemem. Ancak gelse Serkut gelir. İstiyorsan 100 altın gönderim Serkut'ta sana ver son 100 altını. Western Union oldu Serkut. Vallahi. Western Union mi? He? Onu ordusunu harcarım ben. Takip edeceğim. İnat değil mi? Pislik. Pislik. Koca ordumu yedi ya. Serkut değerimi bil. Eyvallah paşam. Bu iyiliğini unutmayacağız. İnşallah. Ya dur başkenttekine onlara dalacaktım. Belki 20.000'i bile indirirdim ama dağlık olduğu için dalamadım ya. Boş ver başkenti kuşatsınlar. Yoruldu da böylelikle. 24.000 oldular ya. Adamlar da asker üretti. 24.000'e karşı 9.000. Alayım ben abi ya. Ya bir dağlık bölgede bekle saldırmasın. Başka çaren yok abi. Aynen bir tane daha asker yapayım diyorum ama. Beyaz Barış imzalan bir toprak verip bitir savaşı mümkün değil mi? Şimdilik yermeyeceğim de bir bakalım nasıl bir netice çıkacak. Şu an skor çok da değişmedi ama şey gidince
Başkent gidince değişecek. Başkent giderse acayip değişir. Bu arada hala asker yapıyor herifler. Savaşa katıldı mı Serkut sen onlara karşı? Ne aşağıya mı? Evet, şey Erkan abin yanında mı bulunuyor şu anda? Yok şey, şu an evet listede. Yani savaşın içinde var da asker olarak değil. Bir devlet savaştan ayrıldı Serkut haberin olsun. Tamam Erkan abi ben sana yardıma geleceğim şu savaş bitti gibi. Ya istiyorsan bak 1000 askeri tut kuşatmada. Ben gelim 6000'den kuşatayım senin adına. Bitiyor zaten bitiyor şimdi. Donanmaya çıkar en azından önünde tut seni. Dur donanmamı getireyim de destek olsun. Hareket etmeye başladılar. Hocam sen o askerleri temizle. 1000 kişilik orduyum. Şu 4600 var ya. Hani 4600 ya göremiyorum ki ben onu. Belize'de paşam Belize'de. Belize neresi? Ha tamam. Bak olayı ben düzelttim ha. Bak Erkan abi sana da yardıma koşacak biraz. Evet aslında. Erkan abi zincirleme yardım tamlaması. Zincirleme yardım. Değerim benim. Değer, altın madenleri bana yar etmiyordunuz. Bak nasıl sahip çıktım size. 16 15 vallahi önce Gerek yetişiyorum. Var. Gel oğlum gel dağda seni savunmada yakalayacağım dur. Dağda yenerik seni. Dağlar da. Aha geldiler. 12.000'e karşı 8.000'iz ama en azından eksi 2 alıyorlar. Attın. Bu savaşı lehine çevireceğiz Erkan abi. Bu evet kazandık. 3.800 kayıp verdiler. Serkut sen topraklarına geri dönüş yapamıyorum. Yalnız peşinden gideceğim ben bu herifin. Nereye kadar giderse. Orduyu yok etmem lazım. Ordu yok olursa savaşı kazanma ihtimali yüksek. Evet çarçı topraklarını kuşatırsın. Ben Kuzka'yla uğraşırım ya. Komutanım iyi. Paşam oradan sen benim topraklara geçebiliyor musun? Yok donanmaya getiriyorum. Hı. Benim şey kuşatma da bitmek üzere. O kuşatma bitince barışımızı alacağım. Bana da bir şeyi artık verirsin Serkut. Böyle bedava yardım etmek gibi. Anlaştığımız gibi paşam 106. Tamamdır. Diplomatik atlayalım. Vay. Hadi şimdi be. Güzel birkaç bina inşa edebiliriz arkadaşlar. Duruyor musunuz? Evet. Bina iyidir ya. Herifleri yakaladım. Şu an girişeceğim. Moralleri de düşük. Yakaladığın yer dağlık mı? Vallahi yok. Çimenlik. Oh iyi. Yok olmayacaklar ama biliyorum. Yapma. Ne oldu paşam? Ya gene bir tane göktaşı görmüş de stabilite kaybediyoruz diyor. Ya göktaşı görünce stabilite kaybedelim mi ya? Saçmalığa bak ya. Oh göktaşı. Tın. Haydi iç savaş kolum. Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Heh şuraya. Yazıklar olsun ya. Göktaşı. Stabilite düş. Göktaşı. Altın madeni olmadığı gibi göktaşlarıyla uğraşıyorum ya. Gökten değil, yerden istiyorum ben bu taşları. Hadi şu kale düşsün artık hadi. Aman yesinler kale. Düştü be. 3000 lan bu kadar askeri nasıl üretiyorlar ya bunlar? Yani abi, çok paraları mı var? Paralı askerle mi hallediyorlar? Şu an Erkan abi sen skor olarak sen üstün değil misin şu an? Evet üstünlüğe geçirdim. Bakın bir dakika barış teklif edebilir miyim acaba? İşte Çarçaymış lider. Yok henüz değil. Peki bir şey versem ne istiyor? Aa bir şey hiçbir şey vermeden kabul edecekmiş gibi duruyor. Serkut sayende bak toprak aldın ha. Evet paşam sağ ol. Diyelim gel. Şimdi ben de Erkan abiye son sürat gideyim. Oh, bayağı bir toprak aldın ya. Gözün doymuyor Serkut bazen oha, ya. Bir şey olur mu hiçbir şey. Her şeyi istiyorlarmış ya. Ben de anlamadım. Deplomenti bayağı büyük toprak arasında. Evet evet. Bizim olsun, çocuk daha kaç yaşına mı? Geldi? 13. Çok, çok şükür ya. Büyüyor ya. Olsun. Of be. Allah'a binler şükür olsun ya. Neymiş bu? Destekler. Hadi bakalım. Burada isyan çıkma tehlikesi var. Bastırırız ama ya. Erkan abi geliyorum 8000 askerle. Ha nereden nasıl geliyorsun? Kuzeyden geleceğim. Şey mi? Karadan. Karadan. Ha 4000 adamını gördüm. Bir 4000 daha geldi şimdi.
3000 geldi, 1000 askerde üretiliyor. Komutanım da sağlam. Ben Cusco topraklarını kuşatacağım. O başkentini düşünce müsait bir yerden yeriz. Tamam, bir yerde insan çıkıyor. Eyvallah. İnsan çıkıyor. Totemci oldukları için. Oh. Evet. Tamamdır. Herifleri yine yakalıyorum ama dağlık değildir hiç. Ah dağlıkmış, gitmeyelim oraya ya. İtsa'yı, İtsa'yla dost olmamız çok iyi oldu paşam ya. İtsa'yla mı? Hı hı. Dağlık. Dağlık. Evet. Gelmek üzereyiz. Dağlık, haydi dağlık. Aslanlar. Her yer dağ anasın zaten. Savaş yoklu var. İyi, 7000 asker toplamış Serkut. Ah başkent düştü ya. Ben hemen oraya doğru kayayım da belki hareket ederlerse geri alırım orayı. Acaba kale mi inşa etsem ben bir yere? Puno'ya gitmeye çalışıyorum. Sen orada bir yer aldın mı Erkan abi? Nasıl? O adamları takip ettin, ordu yok oldu mu? Yok olmadılar ya. Kurtardılar kendilerini. Komutanım da göz kırpıyorsun Erkan abi. Nerede? İki savaş yeteneği, 5 şok yeteneği. 5 şok mu? Maşallah ya. Benimkinde 4 var ama başka da bir şey yok. Onları şoka uğratacağım. Ben başkente gidip geri alacağım orayı da şimdi. Bakalım yetişebilirsem. Onlarla savaşmadan git. Haydi haydi gösterin. Aradan geçiyorum. Garnizonu kaç yaptılar? 160. İyi. Hani az. Erkan abi, Musul ve Antakya şeymiş. Kıyı bölgesiymiş. Oraya yerleşirlerse evet. Saldırırız onlara. Onlara saldırabiliriz evet. Aynen, oraya yerleştiler, biz onlara dalarız. Bonus falan almıyorlar orada. Ama dağlıkta fena. Aa şeyin orası da geldi. Cusco Puno'yu ele geçirdi. Tabii buralar dağlık. Arkadaşlar şimdi diyeceksin neden konuşmuyor? Çünkü gururlanıyorum şu anda. Gururlanıyor musun? Evet. Niye? Ne işler yaptım da sizi büyüttüm. Helal olsun. Başlayalım şimdi. Erkan abiye bir katkın olmadı yani. Ne alakası var Serkut? Tabii katkım oldu. Sen savaşı kazandın. Böylelikle Erkan abi yardıma koştun ya. Erkan abi sana gelmem için Cusco Kalesi'nin düşmesi lazım. Oraya orayı kuşatacaksın yani, öyle mi? Evet, Cusco'yu düşürmek zorundayım. Veya sen düşür istersen, ben burada durayım. Ama zaman alır o. Yani ben şu an başkentimi kurtarmaya çalışıyorum. Oraya tamam, gelmem çok zor. Tamam, Cusco'ya senin de düşmüş olsun. Ha, o sebepten. Sen kendin aktaramaz mısın bana acaba? Yok öyle, o DLC yok şu an. Bin askerini gönder. Vallahi o da enteresan. Ordum sınırda bekliyor. Hadi gelin ya, sizi bekliyoruz. Cusco gönderdim 1000 asker. Cusco diyor ne oluyor lan, başkenti kaptıracağız. Bu ordu nereden çıktı? Kimin sayesinde geldi bu ordu demiyorlar mı? Seni tanımıyorlar başkentten. Şimdi Cusco ordusu Musul'a gidiyor. Musul'u ele geçirecek birazdan. Aa, girsek mi oraya acaba? Neyse sen kerkü düşür de. 1000 adam geliyor şu anda da. Evet. 1000 adam şu an 4'ünde geliyor. Biz gitsek 13'ünde. Tamam, biz de gidiyoruz. Yalnız bu ikisi birleşir yine Kerkö'ye dalarsa benim 9000 asker Mortingen olabilir yine. Gerçi teknoloji geliştirdik yani, az çok iyiyiz. İkinci askeri teknolojisi ne zaman geliyor? Daha varmış ya ona. Lan ne kadar 1460'da. 2 sene ya. Şuna bir sene, 2 sene var. Admin'de geri kaldık resmen ya. Ben geçebilirim Cusco'dan istersen. Cusco zaten askerim yetmiyormuş. Tamam, Cusco'ya askerim yetmiyormuş zaten benim ya. Ben geçiyorum, oradan sana gelmeye çalışacağım. Oha, nasıl asker? O 9000 mi lazım? Tüş. Geçilebiliyor muymuş oradan? Ha, geçemiyorum. Tamam, 9000 oluyor ya zaten. Benim 1000 daha geliyor. Tamam. Benim bütün topraklar ele geçirildi şu anda. Allah'tan hala %16 bonusları var. Yani şimdi tabi Serkut, sen savaşta olmasan ben bitmiştim yani. Annex ederlerdi evet. Beni. Aynen, daha benim topraklar var. Sıkırsa gelsinler. %16 şu anda şey herifler. Konuşmasa belli olmaz. Şu an paşam ortada gidiyor savaş. Şu kaleyi düşüreceğim ya, yeter artık. Kerti kurtulursa artık. Kerkük kurtulursa savaş skoru bizim lehimiz olur diye düşünüyorum. Bakayım olur mu? Kurtuldu. Evet ve savaş skoru bizim. Aynen. Ben şimdi orada, biraz morali geri kazansın diye bekleyeceğim de.
Orada kal bence. Çünkü kaleyi kuşatmak için beklerlerse biz onlara zor anca şey yaparız. Aynen evet. Arkadaşlar sabit edeceğiz. Çocuk ne zaman büyüyecek ya? Tamam, Kusko artık düşmeye başladı. Bir senesi kaldı. 15 yaşında değil mi tahta geçiyor? Evet paşam. Güzel. Kaç yaşında? 14. Köylü savaşıyla karşı karşıya ama sıkıntı olmaz. Kerkük dağlık ya, herifler çekiniyorlardı saldırmaya. Bekliyorlar oralarda. Evet, işte onlar bekleyene kadar bir an Kusko'yu düşüreceğim. Hadi bakalım. Şu an senin adını düşünüyorum. Hadi bakalım. Paşam 3'e çıkarabiliriz. Tamam o zaman. 3'teyiz zaten. Yok, şimdi mi çıkardın? Evet. Evet, şimdi. Demek o yüzden çok yavaşmış ile. Tamam, iyi oldu böyle Erkan abi ya, onların saldırması. Savunma savaşı yapmak daha kolay. Savunma savaşı çok daha kolay hakikaten ya. Evet. Ama tabii ülke mahvoluyor ya. Halkımıza zarar ziyan ya. Ama bu kilidi çözmen lazım da. Şu anda bilmiyorum ne yapacaksa yapsın. Bak geldi herif, Puno da bekliyor şimdi. Öyle nasıl hani yer değiştirdi diye, bak geldim he dalarım falan diye de. Göz daha vermeye çalışıyor. Sınırın ötesinden bakıyorlar bize. Şu Kusko kalesi düşsün bak. Sıkıysa gel. Yalnız bende para baya kötü durumdayım ya. Zaten ne diyecektim. Erkan abi, Kusko düşerse Kusko ile ayrı barış imzalayıp onu savaş dışına itebilirsin. Ha kaç, evet. Öyle bir taktik yaparız tabi. Aynen. Daha sonra gelsin tek başına karşımıza Çarça. İngilizlerin ne kadar ticari gücü olabilir ki burada ya? Vay paşaya bak, bizi geçti artık, İngilizlerle yarışıyor. Hakikaten ticari güçleri mi var buralarda? Evet maalesef. Vay be adamlar gelmiş paşam, adamlar geliyor. Evet, vaktimiz de doldu arkadaşlar. Ya. Tüh. İyi bakalım. Borç batağında oyuna ara veriyoruz diye. Evet arkadaşlar, oyuna ara veriyoruz gerçekten de. Moral bozuk bir şekilde bitiriyorum. Savaşa doğru düzgün giremedim. Bir Serkut'a yardıma koştum. Öyle basit bir savaştı. Allah. Daha 100 altın mı ödemedin Serkut? Öde borcunu. Hocam dur, bir Erkan abi kurtaralım ya. Başka. Sorun değil. Ödersin derdi. Evet arkadaşlar, ben ne yaptığımı gördünüz. Anlatacak bir şey yok. Çocuğun büyümesini bekleyeceğiz. Tahta oturmasını becerebilirse oturacak, bir şeyler yapacak. Evet Serkut, sen ne yapmak istiyorsun? Ondan sonra da son sözü Erkan abiye ver. Yani ben Erkan abiye yardım ettikten sonra Kusko aradan çekileceği için inşallah Erkan abiyle Peru'daki genişleme politikalarımızı artık ortak hamle hareket edebiliriz. Onu bekliyorum. Burası. İnşallah evet. Öyle. Tabii bu yardımlarının karşılıksız kalacağını düşünme illaki. Yani, olası bir Yakut Paşa saldırısında değil mi Paşa? Ya tabii kesinlikle. Evet bilerek oyuna getirdim. Her şeyi anlattınız. Duydum. bütün stratejimizi keşfetti ya. İfşa ettik ya kendimizin. Demek öyle ha. 100 altın mı, çabuk öde. Yoksa savaş açacağım. Paşa beni kapitülasyonlara bağladı ya. Sömürüyor. Sömürgesi mi oldun paşam? Aynen. Ooo Serkut, bu lafı konut. Ben olsam müttefikliği bozardım. Bozuyor. Evet arkadaşlar, bu bölümümüz de böyle. İnşallah bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben şimdi kapanışı yapayım. Başka bir söylemek isteyen bir şey varsa? Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın diyeceğim arkadaşlar. Eyvallah paşam. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir de Kardeş Kanal listesinde Strateji Delili kanalını bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bin mukabele benim de Kardeş Kanallar listesinde Yakup Paşa'nın kanalını görebilirsiniz arkadaşlar. Yalan söylüyorsun, sevilen kanallar o. evet, ismi değişik ama aynı anlama geliyor biliyorsun. Bir de Yakut Paşa'nın varisi 15'ine gelmeden ölürse çok güzel olur. Evet, onu da eklemek istedim. Serkut ekleme onu. Kardeş kanal falan bir şeydi. Öyle şey mi olur ya? Neyse paşam, bu video bitmez. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Hadi eyvallah.